Değerli izleyenler, merhaba. Programlarımıza devam ediyoruz. Şimdiki konuğum üniversitemizin çok kıymetli rektörü Profesör Doktor Ömer Torlak hocamız. Kendisiyle tercih döneminde gençlerin neler yapmaları gerektiği hakkında konuşacağız ve üniversitemiz hakkında bilgiler alacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk İbrahim Bey. Afiyettesiniz. Teşekkür ederim, siz değilsiniz. Çok teşekkür ederiz hocam. Nasıl yayınlarımıza devam ediyoruz. Gayet güzel gidiyor. Kolay gelsin. Sayın hocam, sizin kullandığınız bir cümle var. Hayat tercihlerden ibaret. Böyle manşetlik bir cümleniz var. Evet. Hiç şüphesiz çok doğru bir cümle, yargı, önerme. Fakat bu tercih dönemindeki gençler bunu nasıl anlamalılar? Onlar için hayat nasıl tercihten ibaret olacak? Evet. Buradan başlamak istiyorum. Evet, teşekkür ederim. Öncelikle tüm genç kardeşlerime yapacakları tercihlerin kendileri hakkında, aileleri hakkında ve gelecekleri hakkında hayırlı olmasını diliyorum. Hayat tercihlerden ibaret ama her tercih hayatın sonu değil. Dolayısıyla şu yapacakları tercih de emin olsunlar ki hayatlarının son tercihleri değil ve hayatlarının sonu olmayacak. Bu noktada tabii ki tercih yaparken elbette önce kendi farkında oldukları ya da başkalarının, aileleri başta olmak üzere, onlarla ilgili farkında oldukları yeteneklerini, becerilerinin farkında olarak bir tercihte bulunmaya gayret içinde olsunlar. Aynı zamanda da severek, hevesle, arzuyla yapacakları bir mesleğin, bir kariyerin tercihini yapmaya çalışsınlar. Kolay mı? Çok kolay değil. Özellikle bu yaşlarda çok kolay değil. Bu atmosferde, bu ambiyansta, bu efendim psikolojik haleti ruhiye içerisinde çok kolay değil. Peki varsayalım ki yanıldıklarını düşünüyorlar. Okula başladılar. Aslında bu bölüm çok da bana göre değilmiş. Beklediğim şeyleri, beklentilerimi karşılamıyor noktasına gelebilirler. Son yıllarda belki bazı arkadaşlarımız biliyor, belki bazı arkadaşlarımız çok fazla bilmiyor olabilir. Yatay geçiş imkanları geçmişe göre çok daha geniş. Dolayısıyla gerek aynı üniversite içerisinde, gerek farklı üniversitelerde farklı bölümleri, tabii ki belli kriterleri, belli koşulları sağlamak şartıyla yatay geçiş yapma imkanları var. Şunu çok gönül rahatlığıyla arkadaşlarıma söyleyebilirim. Burada kaybedecekleri bir yıl onlar için hayatları ömürlerinde asla bir kayıp olarak görmesinler. Çünkü o da bir tecrübe. Sonrasında kaybedecekleri yıllardansa burada ki bir yılı asla kayıp olarak görmesinler. Böyle de bir imkan var. Peki hocam, üniversitemiz aday öğrencilere neler vaat ediyor? Bir farkın olsun mottosunun içine nasıl doldurmak gerekiyor? Bu da çok sorulan bir soru. Öncelikle şunu çok rahatlıkla ifade edebilirim genç arkadaşlarıma. Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük mesleki örgütü olan, iş dünyası örgütü olan İstanbul Ticaret Odası'nın vakfının bir üniversitesi olarak arkamızda çok güçlü bir iş dünyası var. Güçlü bir iş dünyası örgütü var. Dolayısıyla stajlardan başlamak üzere kendilerinin öğrenciyken okul yıllarında iş dünyasıyla güçlü bir ilişki ve işbirliğini sağlama imkanlarına varıncaya kadar. Burada kendilerine özellikle kariyer merkezindeki arkadaşlarımızın, hocalarımızın yapacağı yönlendirmelerle, rehberlikle daha doğrusu koçluk, hamilik projeleri kapsamında okudukları bilgiyi iş dünyasında test edebilme imkanları veriyoruz. Stajlar, dersler kapsamında. Artı yine İstanbul Ticaret Odası'nın iştirakleri olan, kurduğu kurumlar olan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nde bir fikirleri varsa işte bir farkın olsunu burada gösterebilirler. O Kuluçka Merkezi'nde yeni nesil girişimcilik mantığıyla ortaya koyabilecekleri startupları, onu bir iş fikrine çevirmeleri için kendilerine sunabildiğimiz zeminler var. Hakeza, yani affedersiniz, bir öğrencinin projesi var. Ama bunu sergileyebilecek, anlatabilecek bir zemin arıyor. Ticari iletiştirmek istiyor. O noktada mı BTM, Bilgi Ticaretleştirme devreye giriyor? BTM var. Onun öncesinde buradaki hocasıyla paylaşabilir. Burada kariyer merkeziyle paylaşabilir. Biz onu doğru adresle adreslendirebiliriz. Bu fikrini ticarileştirebileceği en önemli, en doğru zemin olan
Bilgiyi Ticaretleştirme Merkezi yanında İstanbul Teknopark'taki yine Kuluçka Merkezi'nde bu arkadaşımızı o zeminde buluşturabiliriz. Yine burada süreç içerisinde özellikle arkadaşımız ilgiliyse, gönüllüyse bir takım projelerde yer alabilir. Hocalarıyla birlikte, arkadaşlarıyla birlikte. Bütün bu imkanları sunuyoruz. Yine bu kapsamda arkadaşlarımıza bir farklılık olarak neyi söyleyebiliyoruz? Başka üniversitelerde olmayan ÖSYM bursları dışındaki ticaret odamızın, İslam Ticaret Odası'nın bize sağlamış olduğu, onlara sağlamış olduğu ilave destekleri söyleyebiliriz. Bu da gerçekten bugünün ekonomik dünyasında oldukça önemli bir katkı diye düşünüyorum. Özellikle ilk tercihe verilen burs sanıyorum öğrencilerin hayli işini kolaylaştıracak bir şey olarak fonksiyon icra edecek. Hocam, öğrenciler akademik eğitimi alıyorlar. Projelerini BTM'de, Teknopark'ta geliştiriyorlar. Bunların hepsi çok güzel. Fakat sosyal olarak, kültürel olarak, spor olarak ne yapacaklar? Bir de bu tarafını da eksik bırakmamak için sormak istiyorum. Böyle bir imkan var mıdır? Üniversite ortamı aslında sosyalleşmenin en yoğun gerçekleştiği ortamlardan bir tanesi. Biz bu anlamda öğrencilerimize iki tane önemli zemin hazırlıyoruz. Bir, öğrenci toplulukları ki çok farklı bölümlerden, çok farklı bakış açılarına sahip, hayata farklı alanlı açılardan bakan arkadaşlarımızın bir araya gelip organizasyon yeteneğini geliştirebilecekleri, bir programı birlikte yapmanın hazzını yaşayabilecekleri en önemli ortamlar, en uygun ortamlar öğrenci toplulukları. İlgi alanlarına göre arkadaşlarımıza burada sunabildiğimiz bilimsel çalışmalardan kültürel ve sportif faaliyetlere, müzikten sanata, teknolojiden diğer konulara kadar çok yoğun, yaygın ve Kızılay güçlü tabii ki gönüllü topluluklarda, gönüllülük faaliyetlerinde iyilik yapma adına da onlara bir zemin sağlıyoruz. İki, arkadaşlarımıza yine seçmeli bir ders imkanı sunuyoruz. Nedir o? Gönüllülük dersi. Yani bugünün dünyasında gençlerimizi ben sosyal biliyorum, sorumluluk. Hepimiz çevremizdeki gençlerden biliyoruz. Bir iyilik yapmak istiyorlar. Bunu yaparken paylaşarak yapmak istiyorlar, birlikte yapmak istiyorlar. İşte biz diyoruz ki böyle bir gönüllülük dersinde gelin yine farklı bölümlerden arkadaşlarla bir proje ekibi olsun ve bu proje ekibiyle siz fiili olarak bir gönüllülük faaliyeti içinde olun ve evet ben bir iyilik yaptım günün sonunda bu vicdani sorumluluğu da, bu sosyal sorumluluğu da yerine getirmenin rahatlığını yaşayın diyoruz. Bu zeminleri onlara sunmuş oluyoruz. Hocam verdiğiniz kıymetli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki aday öğrenciler de kendi arzu ettikleri bölümleri tercih ederek üniversite eğitimini alıp hayatlarına devam edecekler. Ben de öyle ümit ediyorum ve burada olacak arkadaşlarımızla burada buluşmayı ümit ediyorum. Onlarla hem derslerde hem ders dışı zamanlarda burada olmayıp başka üniversitelerde olacak arkadaşlarımızın hepsi için, bütün adaylarımız için de her şeyin gönüllerine göre olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, konuğum üniversitemizin rektörü Profesör Doktor Ömer Torlak hocamızdı. Kendisiyle aday öğrencilerin nasıl tercih yapmaları gerektiğini ve üniversitemizi konuştuk. Bir başka yayında görüşmek üzere, hoşça kalın.